Hamdi kardeşimizin, Hamdi Erdoğan'ın kayınpederi 10 milyon lira. Getirin tamam. Haydi. Daha doğrusu makabiden söyleyeyim. Sarı Zorba Edami 100 milyon lira talep ediyor. Biz bize yardımcı olan Hacı Hüseyin Çevik 150 milyon lira bağış yapıyor. Bağış yapıyor. Ama Ali Turhan'dan 25 milyon lira. Kurbetten gelip bizim bölümüze gelmesen peki, kolay gelsin. Sağ olun. İlgili olarak da gerekli yardımları tedarik etmekte, gerekli çabayı göstermekte her zaman varım, gene de varım. Efendim biliyorsunuz Mahpınar köyü ben geldiğimde taşımalı sistem. Öğrencilerimiz taşımalı sistem ile başka yerlere gönderilerek orada eğitim öğretimlerine devam ediyor. Geçen yıl köyümüzün okulunu onardık. Okulun onarımı bitti. Ve bir iki defa da yine ilçe milli eğitim müdürü arkadaşımızla ilkokulu geldik, gezdik. İki tane bayan öğretmen arkadaşımızı görevlerinde gördük. Çocuklara da sordum ben. Dedim ki burada mı daha rahatsınız? Yoksa Kayseri'ye gittiğinizde taşımalı eğitim gördüğünüzde mi daha rahatsınız? Ama çocuklar burada daha rahatız dediler. İyi peki öyleyse isteğiniz yerine gelmiştir dedim. Tabii değerli dinleyenler, yapılan hizmetlere sahip çıkmak lazım. Yani hizmetlerde bir takım aksamalar olabilir. Bunları dile getirmek ve takip etmek gerekiyor. Genç muhtarınız oldukça çalışkan ve bizi de sık sık gelip ziyaret eden bir muhtar arkadaşımız. Bir takım sorunları geliyor, takip ediyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir takım sorunları da çözmeye çalışıyoruz. Bu yıl içinde Sayın Valimizin de katkılarıyla 2 milyar lira il özel idaresine yardım aldık. Mezarlık ihale duvarını bitirdik. Burada bir öğretmen evinin oranması meselesi var. Tabii biliyorsunuz diğer köylerimizde ve kasabalarımızda olduğu gibi Bağpınar köyümüzde de öğretmen arkadaşlar köylerde ikamet etmiyorlar. Genellikle Kayseri'de oturuyorlar, geliş gidiş yapıyorlar. Bunun için de biz okul lojmanlarının onarımını sonraya almak, sonra düşünmek zorunda kalıyoruz. Şimdi arkadaşlarımız öğretmenlerin burada oturacağını beyan ediyorlar. İnşallah otururlar. Bu konuyla ilgili gerekli çalışmayı yaparız. Değerli köylü sakinleri, köyünüz size ait. Tabii İstanbul'da veya ülkemizin diğer yörelerinde bu köyümüze kayıtlı, köyümüzde çocukluğunu, gençliğini yaşayan kişiler bugün bu sebeple aranıza geldiler. Bu şenliklerin bir diğer amacı da bu ortak giderleri, ortak ihtiyaçları karşılamak olduğu gibi birbirleriyle samimi, sevgi, diyalog içinde buluşmalarını temin amacını gütmektedir. Öyle inanıyorum ki bu amaç gerçekleşmiştir. Bundan sonraki olan şenliklerde de daha bir şekilde, daha bir heyecanla gerçekleşecektir. Devamını biliyorum. Bravo! Tebrikler. Başarılarınızın devamı. Daha nice hizmetler.
de şeyin 100 mark sahip 50 sahip İsmail Sevinci plaketini almak üzere buraya davet ediyorum. İnşallah yardımlarının devamını talep ediyorum. Bravo. Bu da çok mersi. Kendine çok teşekkür ediyorum. Yok, şunu al. Beraber. Herkese dağıtacağız inşallah.
Bak buraya ben. Rahat abi, rahat. Hemen. Abi lütfen gelmeyin. Ayağınıza kadar geleceğiz ya. Bak şuraya lütfen. Şuraya mı diyorsun ya? Orada bakalım bağırıyor. Getir diyor, getirmiyor. Abi bir dakika. Abi sırayla bir şey. Abi sırada bekliyor. Bahar orada. Tamam, abi zorluk abi çıkartma lütfen. Lütfen abi. Olmaz ki böyle ya. Şey ya. Herkes kendini. Tamam hadi. Hadi abi. Bu da buraya. Biz daha varız. Hadi. Merhaba. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Talat Doğan. Babamın ismi Hacı Hüsnü Efendi. Bu köyün yerlisindeyim. Bu köyden ayrılalı 50 sene oldu. Fakat her yaz gelir 6 ay kadar köyde 5 ay 6 ay kalırım. Burada üzüm bağımız, bahçemiz, evimiz var. Bunun için burası Erciyes'in koltuğunda serin olduğu için sayfiye yeri olarak burayı tercih ediyorum. Çocuğumun Anamur'da yeri var. Kızımın Bodrum'da yeri var. Oralarda gittik ama oralar sıcaktan tahammül edemiyoruz. Evet. Efendim evet. Şimdi tabii Bağpınar Köyü'nün şöyle tarihteki durumunu ondan sonra bizlere kısaca şöyle bir bahsedebilir misiniz? Evet, kısaca şöylece bahsedeyim. Alparslan'ın Malazgirt Savaşı 1071'de 1100 dersek ona. Şimdilik de 2000'deyiz. 900 sene evvel Türkler buralara yerleştiler. Tabii doğudan başlayarak yavaş yavaş buralara geldiler. Bu köyün tarihini şöyle şey ederseniz 600 seneye anca varır. 600 sene evvel gelmişler, bu köye yerleşmişler. Gerçi bizim dedelerin buraya yerleşmesi 200 seneyi bulur ama tabii o zamandan yerleşmişler. Ondan sonra köyümüz gayet caziptir. Sizin de gördüğünüz kadar yeşillik, bağlık. Yani bu civardaki köylerin eskiden en gıpta edilecek yani köycülük bakımından değerli olan bir köy. Şöyle ki dağları var. Başka köylerde bu pek bulunmaz. Bağı var, bahçesi var, merası var. Başka köylerde bu pek nadirdir. Yani bütün köycülüğü üstünde topladığından yani zamanın en iyi köyüymüş bu köy. Eski adı Ispıdın değil mi? Ispıdın'dı. Eski ismi Ispıdın'dır. 27 Mayıs'tan sonra Bağpınar koydular. Bağpınar koymalarının sebebi de üzüm bağları bol olduğu için. Üzüm bağları da ta İranlılarla şeylerin muharebe yaptığında İranlılar galip geldi. Kayseri'yi şehitlediler. Kaleyi düşüremediler. 14 sene
veyahut da 7 sene şey yaptılar, abluka ettiler. Karargahlarını Talas'a kurdular. Bu köyde de bağları onlar yetiştirdi. Sonra burada şey ettikler için burada maşattık derler. Ta o zamandan bak maşattık derler. Oraya hiçbir bizden şey konulmaz. Mezar sıkıntısı çektiğimiz halde hiçbir kimse konmamıştır. Bizden evvel burada Rumlar, Ermeniler olduğu halde, onlar da zamanın ehli dini olduğu halde, onlar ateşe taptığı için İranlar oraya kimseyi koymamışlardır. Ondan sonra Türkler gelip buraya 600 sene oldu yerleştirdiler. Onlar da hiç orada öyle durur. Kilisesi vardır bu köyün. Kilisesiye hiç değmemiştir, yıkıp yakmamıştır. Türkler böyle şeylere şey eder yani, kendinden din, herkesin yani dinine hürmet eder. Kendi dininde yaşar. Bu gördüğünüz İki dağ arasında İspidin'imiz, iki tarafı da çuhur yerde dere akar. Bu dereye Mançur Deresi derler. Mançur Deresi. Mançur Deresi. Mançur Dağı diyelim bir dağdan çıktığı için İleride bu ismi almıştır. Evet, yukarıda. Evet. Bu ismi almıştır. Köyümüz işte şu bakımdan, işte Türklerin yerleştiğinden belli, daha evvelden de köydür. Köyümüzü burada şu gördüğünüz yerde hamam vardı. Çok güzel. Ben orada çocukken yıkandım, onu bilirim. Daha önce hamam biraz daha altında varmış, ikinci hamam. Orada yıkmışlar. Biz de maalesef okulla işlik yapılırken o zamanın büyükleri yıktılar. Ben çocuktum. Yıkıldığını istemediğim halde yıktılar. Tarihi bir şeydi yani. Medeniyeti şey yapar. Şeyler bu şekilde. Tabii orada tarihi bir çeşmemiz vardır. Tarihi köprümüz vardır. Peki ben şunu merak ediyorum. Bir de tabii değil mi Raşit Efendi, meşhur Raşit Efendi. Tamam. Ispıdın'da. Bu köyde bütün diğer köylere göre okumuş, yazmış yani tahsil görmüş kimseler buraya yerleşmiştir. Evet. Köyün o zamana göre cazip oluşundan. Raşit Efendi, Kayseri'de kütüphaneyi yapan, Yozgat'ın arpalığından Kayseri'yi kurtaran, kütüphane olursa arpalıktan kurtulur diyen Raşit Efendi bu köydendir. Evet. Bu köyden yetişmiştir. Sonra Komiser Derviş Efendi derler. Benim dedemin kardeşidir. Kayseri'de iki polisle senelerce idare etmiştir. Bu köyden yetişmiştir. Bizim cetlerimiz 200 sene olmuş buraya yerleşeli. Gır Serdar'dır. Bir sürü hizmet etmişlerdir. Köyümüzde daha diğer başka mesela Türkiye'de iki tane Kur'an'ı tetkik edip şeyler eden birisi bu köyde yerleşmiştir. Rahmilerin dedeleri. Mezarı da hemen şu gördüğün yerde aşağı yukarı kaç senelik 1100 tarihi falan yazıyor öyle. Epi olmuştur. Yani köyümüz böyle köyler yani o şey yazıldığından Türkiye'de ilk defa nüfus sayımı yapıldığı zaman Kayseri Karaman'a bağlıymış. Konya Karaman'ına. O zaman oraya bağlıymış. Erkekler yazılmış, kadınlar yazılmamış. O zaman bu İspidin'imizi o zamanın ismiyle söyleyeyim. 92 hane olarak kaydedilmiş. Yalnız erkekler yazdığı için işte 600 tane falan erkek bu şekilde yazılmış. Evet, çok teşekkür ediyorum evet. Efendim. Çok çok sağ olun. Evet, ağzınıza sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir kavak boyu çıkılıyor yukarı. Önünüze. O seti geçiyorsunuz. Bir 10 metre gidiyorsunuz. Geliyorum hocam. Falan buralarda bayağı resimler var. Kapıyı dağıttılar, muhafaza ettiler, ondan sonra hep bozmuşlar. Şimdi bu resimleri niye kazıyorlar peki? Ya iş olsun işte eski Ermenilerden kalıntı diyeyim bunu tahrip ediyorlar. Yok herhalde oralarda bir şey gömü falan zannediyorlar. Hayır yok. Evet. Çocuk uğraşmış buralarda. Evet. Bak şuralarda hayvan resimleri gibi resimler var. Böyle bak. Evet.
Eski duvame boyalarla yapmışlar herhalde. İşte yukarıya bak. Oh, sarıklı sesli adamların resimleri. Bak mesela. Taşıların içine yapmışlar onları bomba. İyi adam resimleri var. Eski usul Horasan sıvalar. Alçı sıvı. Bunu işleme yapmışlar. Bak bunun üzerine işleme yapmışlar. Şu beyaz alçı sıvı. Evet işte diyor. Seyirciler, eski adı Ispıdın. Bugünkü adıyla Bağpınar'da biraz yükseklerdeyiz. Burası Sarayburnu denilen yer. Biraz önce iç görüntülerini izlediğiniz kilisenin şu anda girişi bu Sarayburnu'nda yapılmış ve kayalar oyularak yapılmış bir kilise. Fakat bu kilisenin şöyle bir etrafına baktığınızda yine gömü avcılarının müthiş bir talanına uğradığını burada da görmüş oluyoruz. Bu tabii yöre tarihinin önündeki en büyük sıkıntı olarak karşımıza duruyor. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Bağpınar sakinlerinden Ömer Nalbant. Efendim sizi tanıyalım. Ben Erdoğan Bahtiyar, Bağpınar. Evet. Efendim şimdi tabii böyle yapılar acaba böyle talana uğramasa da yani sizler koruyamıyor musunuz? Yani bunun önüne geçilmiyor mu? Yani birileri gelip buradaki tarihi yapıyı değerlendirse, sizler değerlendirseniz daha iyi. Görürsek biz müdahale ediyoruz. Yalnız işte bekçinin olmadığından, köyümüzün imkanları olmadığından, bir yani koruyucu bekçi tutulmadığından etraf köylerden geliyorlar gece, bilhassa gece buraları talan ediyorlar. Şimdi artı köyümüz 40-50 yıl içerisinde çok büyük bir göç verdi. Evet. Şimdi geri dönme mevsimi başladı gibi sanki. Burada olunmadığından, bilinçli kişilerin burada olmadığından kaynaklanan ve dışarıdan müdahale, dış köyler mi diyelim, dış şehirler mi diyelim, buraların müdahalesiyle bu hale gelmiş buralar. Geldiğimiz zaman bizim de içimiz sizin kadar sızladı. Evet, evet. Peki teşekkür ederim efendim. Rica çok sağ olun. Sağ olun. Buyurun. De gördünüz. Şu anda 2001 yılındayız ve Bağpınar'da hemen Kayseri Malatya yolunun kenarındaki bir köy. Şimdi bu köyde bu yol var. İnsanlar bu tozun toprağın içerisinde bir nevi bu toza toprağa mahkum vaziyetteler. Efendim siz bu işi çözmüyor musunuz? Yani siz köylüler olarak okumuş yazmış insanlarsınız. Bu köyden Raşit Efendi gibi büyük adamlar çıktı. Yani biraz derdinizi anlatmakta zorlanıyor musunuz acaba? Derdimizi anlatmakta tamamen zorlanıyoruz. Çünkü ben köy işlerine en az 3 sefer gittim. Evet. Köy hizmetlerine. Buradaki hadiselerde programa alınmadı. Bu geli önümüzdeki yıl programa girecek falan. Nihayet bu sene stabilize şekline geldi. Buna da şükür gibi. Buna da şükür diyoruz ama şu tozdan bir 700 metrelik yolumuz var köy içi. Şu tozdan kurtulmayı istiyoruz. Ama siz çok merkezde bir köysünüz. Yani şöyle uzakta bir yerde 17 kilometre kardeşim. Kayseri'nin, Melik Gazi'nin merkezine 17 kilometre değil. İşte ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu hizmetlerden hep, nasıl böyle mahrum kaldınız? Hep defalarca benim buraya gelişim 5 yıl evvel. Senede 2 ay falan geliyorum. Babamın rahatsızlığı dolayısıyla geliyorum. Buradaki kaçışın sebeplerinden bir tanesi de bu. Peki. Bu arada fazla toz yutmamak için buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Elim kolum dolu. Şimdi evet. Sinti yapmış. Burada bu yapmış. Bir sefer. Taştan sefer denemiş.
Eski... Bağ bahçe içinde çalışırken içerdik. Bunun için önceden içimi de. Neden? Neden? Buradan. Şöyle geçeyim, tamam. Geç. Hadi sağ olun. Bağpınar Köyü Kültür Yardımlaşma Derneği'nin İstanbul çalışanlarındanım. İsim Ömer Bozok. Ömer Bey. Evet, geldiniz İstanbul'dan, büyük gurur olarak geldiniz değil mi? Evet. Büyük köyünüzü unutmadınız. Köyümüzü unutmadık. Köyümüz çok eski ve tarihi bir köy olduğu için göç veren bir köyümüz. Evet. İstanbul'da Ankara'daki arkadaşlarla görüşerek bu derneğimizi kurduk. Ve köyümüze nasıl bir yardım toplarız, nasıl yardımcı oluruz düşüncesiyle böyle bir faaliyeti ilk defa başlatıyoruz köyümüzde. Bayağı bir yoğun ilgimiz var elhamdülillah. Herkesin ilgisi çok güzel. Yardımlarımız çok güzel. Bunu daha güzel yerlere getirmeye çalışıyoruz. Yani beklediğiniz gibi oldu değil mi? Çok üstünde oldu elhamdülillah. Herkes elinden geleni yaptı. Çok büyük rağbet var. Bunu her sene düzenlemeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız derneğimiz olarak. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun.